Arkadaşlar herkese merhaba. HTC standındayız. HTC'nin bugün giriş seviyesindeki yeni bir telefonu tanıtıldı. Desire 530 modeli. Teknik özelliklere bakıldığı zaman zaten giriş seviyesi olduğunu siz de anlayacaksınız. Hemen sizlere kısaca aktarayım. Öncelikle tasarımla başlamak istiyorum. Plastik kasa tasarımına sahip arkadaşlar telefon. Şöyle siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Arka tarafındaki plastik beyaz kapak farklı bir şekilde renklendirilmiş. Böyle nokta nokta benekler atılmış üstüne ve biraz daha enerjik bir hava kazandırılmış düz beyaz yerine. Ayrıca bir de siyah modeli de mevcut bunun. Alt tarafta gördüğünüz yer ise bileklik askısının takıldığı alan. Buradan bilekliği bağlayıp şu şekilde bir kullanım senaryosu oluşturabiliyorsunuz telefonla alakalı. Plastik kasa tasarımına sahip dediğimiz gibi o hafif bu yüzden. Telefonun tuşlarında da benzer enerjikliği yakalamışlar ve telefon hem teknik özellikler hem tasarım anlamında biraz daha genç kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Telefonun güç tuşunu turuncu yapmışlar mesela, güzel bir detay olmuş. Yine siyahla bezenilmiş detaylar var. Şimdi teknik özellikler tarafına hızlıca değinmek istiyorum arkadaşlar. Snapdragon 810 işlemcisiyle birlikte geliyor. 4 çekirdekli 1.1 GHz'de çalışan. Buna ek olarak Android 6.0 Marshmallow ve HTC Sensor yüzünün 7.0 sürümüyle birlikte geliyor. Nano SIM desteği var. 5 inçlik bir ekrana sahip telefon ve 720p Super LCD panel kullanılmış burada. Fiyat teknik özelliklere bakıldığı zaman zaten hani giriş seviyesinde veya daha böyle fiyat performans maliyet odaklı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 1.5 GB'lık sistem belleği var cihazda ve 16 GB'lık dahili hafıza desteğiyle birlikte geliyor ve tabii ki microSD kartla telefona dahil edilebiliyor. Bunun dışında kamera özelliklerine baktığımızda ise arka kamerada BSI sensör, yani arkadan ışıklandırmayla desteklenen sensörle birlikte 2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik kamera var ve HDR tarzı fotoğraflar çekebiliyor. Zaten bunlar standart oldu artık. Ön tarafta ise 2.8 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksellik bir kamera var. Pil kapasitesi ise 2200 mAh. Şimdi kapasite biraz düşük olabilir ama telefon teknik özelliklerine de bakıldığı zaman aslında zaten giriş seviyesinde bir cihaz olduğu için bu kapasite yeterli olacaktır uzun bir kullanım için. Dediğimiz gibi telefon giriş seviyesinde ama burada HTC'nin kendi geliştirdiği arayüzün oldukça hafif çalışması nedeniyle telefon normal kullanımlarda rahat bir deneyim sunacak gibi ve zaten böyle bir cihaza sahip olan bir kişinin de çok büyük beklentilerin olmaması gerekiyor telefonla alakalı. O yüzden beklentileri karşılayacak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Telefon tasarımına biraz daha yakından bakacak olursak şöyle ön tarafta 5 megapiksellik kamera görürüz ve hemen farklı bir şekilde dizayn edilmiş bir avize sistemi mevcut. Tabii yine sanal kapasitif sanal kontrol butonları var. Ekranın bir kısmını yiyor ve alttaki siyah bantla birlikte aslında bayağı bir ekrandan yemiş oluyorsunuz. Bunun dışında telefonla alakalı çok da fazla söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Tatlı cici bir telefon olmuş. Genç çocuklar için olabilir. Çok uygun fiyatlı, sadece bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen insanlar için olabilir. Aldıkça avantajlı bir telefon gibi görünüyor.